Herkese merhaba arkadaşlar. Türk Silahlı Kuvvetleri dış kaynaktan muvazzaf subay adayı temini duyurusu yayınlandı arkadaşlar. Vakit kaybetmeden hızlı bir şekilde başvuru şartlarını incelediğimizde başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan kadın ve erkek adaylardan 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar, lisans üstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmayanlar, uzmanlık eğitimini tamamlamış tabiplerden 35 yaşından büyük olmayanlar başvuru yapabilir arkadaşlar. Puan şartına geldiğimizde ise 2018 veya 2019 yılları KPSS P3 lisans puanı en az 60 olanlar başvuru yapabilecektir. 2018 veya 2019 yıllarında sınava katılmış olanların en yüksek puanı esas alınacaktır. 2017 yılı ve öncesi KPSS puanı kabul edilmeyecektir. Pratisyen tabip, diş hekimi, eczacı ve bando sınıflarına müracaat edecek adaylar için KPSS şartı aranmayacak, bu adaylardan Milli Savunma Bakanlığı'nca yapılacak genel kültür sınavında en az 50 puan alanlar değerlendirmeye alınacaktır. Yabancı dil öğretmenliklerine müracaat edecek adaylar için İngilizce ve Almanca öğretmenlikleri hariç KPSS P3'ten en az 60 alanlar ve ilave olarak ÖSYM tarafından yapılan son 2 yıl içerisinde ilgili yabancı dil sınavından en az 60 not almış olmak gerekmektedir. İngilizce öğretmenliği için KPSS P3'ten en az 60 alanlar, ayrıca KPSS P121 lisans puanı en az 70 olanlar, beden eğitimi öğretmenliği için KPSS P3'ten en az 60 alanlar, ayrıca KPSS P10 lisans puanı en az 60 olanlar, Almanca öğretmenliği KPSS P3'ten en az 60 alanlar, ayrıca KPSS P120 lisans puanı en az 70 olanlar başvuru yapabilecektir. Adaylara çağrı kriteri olarak KPSS P3 puanı esas alınacak olup, adayların KPSS P121, P120, P110 puanları ise evrak kontrol aşamasında kontrol edilecektir. Adaylarda aranan boy kilo şartlarına geldiğimizde ise erkek adaylar için boy en az 164 cm, kilo ise 51 kg ile 72 kg arasında olmalıdır. Kadın adaylar için boy en az 153 cm, kilo ise 44 kg ile 60 kg arasında olmalıdır. Sınavların tüm aşamalarında başarılı olan adaylar 11 Kasım 2016 tarihli Türk Silahlı Kuvvetleri Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre değerlendirilecektir. Muharip sınıflar ekteyede bulunan bir nolu değerlendirme sütununa göre, yardımcı sınıflar ise ekteyede bulunan iki nolu değerlendirme sütununa göre değerlendirilecektir. Bunlara ek olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Piyade Sınıfı adaylar için komando olur, paraşütle atlar kararlı sağlık raporu talep edilecektir. Adaylar ön başvurularını 7 Ekim 2019 tarihine kadar Personel Temin Merkezi'nin internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak yapacaklardır. Şahsen posta kanalıyla dilekçe veya başka şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar bilgilerini ve tercihlerini müracaat tarihinin bitimine kadar güncelleyebilecek, 7 Ekim 2019 tarihinden sonra sistem üzerinden yapılacak güncellemeler kabul edilmeyecektir. Bu tarih ve saatten sonra adaylar tarafından yalnızca iletişim bilgileri Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığı'nca ıslak imzalı dilekçe ile güncellenebilecektir. Mezun oldukları kaynak programına uygun olmak şartıyla adaylar istedikleri kadar kuvvet ve sınıf branşı öncelik sırasına göre tercih edebileceklerdir. Sınav seçim aşamaları, fiziki yeterlilik testi ve diğer aşamalarla ilgili sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Videoyu yararlı bulduysanız beğenip yorum yapmayı unutmayın.
Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize başarılar.